Duayı konu ettiğimiz İsa adına dizimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kutsal kitaptan iki bölümü inceleyeceğiz. Efesliler bölüm 3 ve Vahiy bölüm 5. Tamam mı? Önce Efesliler bölüm 5. Efesleri nasıl mı akılda tutacağız? Galatyalılar, Efesliler, Filipililer, Koloseliller, Genel Elektrik ve Fiş Kampanyası. <gülüyor> Neyse. <laughs> Boş verin. Evet. Efesler bölüm 3'ü açalım ama vahiy bölüm 5'e de bir ayraç koyalım. Evet, e, bugünkü bölümün başlığı şu. Neden duayı sürdürelim? Neden duayı sürdürelim? E, çocuğun biri babasına gitmiş ve küçük bir erkek kardeş istediğini söylemiş. Babası da demiş ki o zaman git bunun için dua et. Çocuk tam bir ay dua etmiş. Hiçbir şey olmamış. İki ay dua etmiş, bir şey olmamış. Üç ay dua etmiş. Bir şey olmamış. Bunun üzerine dua etmeyi bırakmış. O günden yaklaşık altı ay sonra babası çocuğu hastaneye götürmüş. Perdeyi çekmiş ve demiş ki al sana bir kardeş. Sonra dur bakalım bitmedi demiş ve perdeyi biraz daha çekmiş bir tane daha erkek kardeş. Biraz daha çekmiş ve bir tane daha erkek kardeş. Sonra demiş ki dua ettiğine memnun musun? Evet peki sen üç aydan sonra bıraktığıma memnun musun? Şimdi sizlere soruyorum. Dua etmek niye? Bir sonuç alamıyorsak niye duayı sürdürelim? Kutsal kitaptaki ayetlere ve tartışma konularına geçmeden önce size birkaç soru sormak istiyorum. Evet, önce bir soru soracağım ve onu cevaplamanızı isteyeceğim. Sonra soracağım soruları cevaplamayın, sadece üzerinde düşünün. İşte size ilk sorum. Tanrı her şeye gücü yeten midir? Evet, değil mi? Şimdi, onun gücünü serbest bırakması için dua etmemiz şart mı? Lütfen bir cevap vermeden önce bekleyin. Önce şu soruları düşünün. Tanrıyı yeterince rahatsız edersek gücünü serbest bırakmasını sağlayabilir miyiz? Dua ederek yani dua bu anlama mı geliyor? Bazıları öyle olduğunu düşünüyor. Çünkü Luka bölüm 18 adaletsiz bir yargıçtan söz eder. Bu yargıç biri onu canından bezdirdiği için bir şey yapar. Şunu bilmenizi istiyorum. Hikayenin ana fikrini çok iyi anlıyorum. Ama Tanrı adaletsiz bir yargıç değildir. <laughs> bu durumda dua Tanrı'yı rahatsız eder mi? Veya Tanrı'yı rahatsız edersek istediğimizi yapar mı? Eee... Dua ettiğimiz zaman Tanrı'yı bir şeye ikna etmeye çalışıyoruz. Tanrı'nın bazı durumlarda bazı şeyler yapması için duaya gereksinimi var mıdır? Dualarımızın e, gerçekleşmesi hak etmekle mi olur? Hadi şimdi bunları konuşalım. Birinci ile başlayalım. Madde 1. Tanrı kendi gücünü bize emanet etti. Bu noktayı anlamamız son derece önemli. Çünkü her şey bunun üzerine kuruldu. Tanrı kendi gücünü bize emanet etti. Dua ile ilgili olarak bunu kavradığınız zaman siz de dua etmeye başlayacaksınız. Bu kavrayış nasıl ve neden dua ettiğinizi ve dua etmeye neden devam etmeniz gerektiğini daha iyi anlamanızı sağlayacak. Efesler bölüm 3'e geçmeden önce size başka ayetler okuyacağım. Luka bölüm 24 ayet 49. Ben de babamın vaat ettiğini size göndereceğim. Ama siz gökten gelecek güçle kuşanıncaya kadar bu kentte yani Kudüs'te kalmaya devam edin. Gökten gelecek güçle, gökten gelecek güçle kuşanıncaya de kentte kalın. Elçilerin işleri bire 8 ama kutsal ruh üzerinize, kutsal ruh üzerinize inince... Güç alacaksınız. Peki güç alacaksınız ne demek? Yani size güç verilecek. Birazdan Efesler bölüm 3'e geçeceğiz. Önce küçük bir kısmını okuyup hatırlayanınız var mı diye soracağım. Ayetin bir kısmı şöyle. Tanrı her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Bu ayeti bileniniz var mı? Elleri, elleri görebilir miyim peki? E, tamam şimdi. Evet. Kadromuzdaki üç pastöre, üç pastör arkadaşıma ayetin eksik kısmının ne olduğunu sordum hiçbiri bilemedi. Gizlice kitaba bakmaya çalıştılar. <laughs> Bana dürüstçe cevap verin, dürüstçe. Çünkü çoğunluğun bilmediğini göstermek istiyorum. Kitaba bakmak yok. Hile yok. Kilise desiniz. Kitaba bakmak yok. İçinizden kaçı ayetin okumadığım kısmını biliyor? Dürüst olun. Elleri göreyim. Evet, Çoğunuz güzel. Peki kaçınız biliyor? Tamam. Biz o kısmı okurken siz uyumaya devam edebilirsiniz. Şaka yapıyorum. İşte Efesler bölüm 3 ayet 20. Bu ayet diyor ki Tanrı bizde etkin olan kudretiyle her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Neymiş eksik olan kısım? Tanrı bizde etkin olan kudretiyle ya da bizde bulunan kudretiyle birazdan buraya döneceğiz. Ama önce şunu söylemek istiyorum ki bu ayet gramer yapısı olarak da inanılmazdır. Kutsal ruhun cümleyi bu şekilde kurmuş olması gerçekten inanılmaz. Bunu dikkatle düşünmenizi istiyorum. Diyor ki Tanrı her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir. Şunu anlamanızı istiyorum. Kutsal ruh Tanrı her şeyi yapabilecek güçtedir deyip çıkabilirdi. O zaman bu ayet yine aynı anlama gelirdi. Demek istediğim Tanrı her şeyi yapabilecek güçtedir derdi. Ve olur biterdi. Yani her şey ne demektir? Her şey her şeydir. Tanrı her şeyi yapabilecek güçtedir. Ama kutsal ruh bu cümlenin Tanrı'yı yeterince ifade etmediğini düşünmüş olacak ki içine bizi ekledi. Tanrı her dilediğimizi yapabilecek güçtedir dedi. Yani bizim dileklerimizi de işin içine kattı. Söyleyin öyle yapmadı mı? Tanrı her dilediğimizi yapabilecek güçtedir ama bu da kutsal ruhu tatmin etmedi. Tanrı her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzü yapacak güçtedir dedi. Yani düşündüğümüzü de ekledi ama bu da kutsal ruha yeterli gelmedi. Tanrı her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir dedi. Düşününce ne kadar inanılmaz bir ayet değil mi? Evet e, a, bakın evet e, şu şekilde söyleyeyim. Tanrı her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçte midir? Öyle mi? Peki, bir sonraki sorum şu. Peki neden yapmıyor? <laughs> yani hayatımda şu anda geçirmekte olduğum süreçte, ailemde, evliliğimde eğer Tanrı muktedirse, yapabiliyorsa o zaman neden yapmıyor? Cevabı ayetin geri kalanı veriyor. Tanrı bunu bizde etkin olan Kudretiyle yapar. Yani bizim içimizde bulunan kudretiyle yapar. Ya da bize emanet etmiş olduğu kudretiyle yapar. Şimdi buradaki ile bağlacına bakalım. Ee, Yunanca'daki karşılığı kata. Kata kelimesinin anlamı yani Türkçe karşılığı ölçü. Ölçüp ayırmak anlamına geliyor. Ölçüp ayırmak. Ee, kelimenin bir başka karşılığı ise bölüştürmek veya dağıtmak. Şimdi size çok basit bir soru soracağım. Tanrı kudretinin ne kadarını ailenize ayırıyorsunuz acaba? Tanrı kudretinin ne kadarını şu anda Yüce Tanrı'nın el atmasını istediğiniz duruma yönlendiriyorsunuz? Tanrı'nın üstüne düşeni zaten yapmış olması ve gücünü bize emanet etmiş olması, bize düşenin de o kudreti dağıtmak olması mümkün müdür? Hiç böyle düşünmüş müydünüz? Bir de başka şekilde söyleyeyim. Sizi sarsacak ama söyleyeceğim. Kudretli Tanrı'nın sınırsız kudreti ancak bizim dualarımızla sınırlıdır. Tanrı her şeye muktedirdir. Ama Tanrı'nın sınırsız kudreti benim hayatımda, benim dualarımla sınırlıdır her şey bu sınırsız kudreti aileme veya başka şeylere dağıtıp dağıtmamama, bölüştürüp bölüştürmememe bağlıdır. Madde 2'ye geldik. Tanrı kudretini duayla serbest bırakmak. Tanrı kudretini dua yoluyla açığa çıkarmalıyız. Tanrı gücünü bize emanet etmiştir ve biz de onu dua yoluyla açığa çıkarırız. Evet, biraz sonra vahiy bölüm 5'e bakacağız. Ama önce bu güçle ilgili bir bölüm okuyacağım. Şimdi İsa'nın kullandığı bir benzetmeyi kullanmak istiyorum. İsa ırmak benzetmesini kullanmıştı. Şimdi hepinizden kendi ırmağını düşünmenizi istiyorum. Gürül gürül akan bir ırmak mı bu yoksa bir çay mı? Yuhanna bölüm 7 ayet 37 ve sonrası. Bayramın son günü. Söz konusu bayrama biraz sonra değineceğim. Devam edelim. Evet, bayramın son ve en önemli günü İsa ayağa kalktı ve yüksek sesle şöyle dedi. Bir kimse susamışsa, susamışsa bana gelsin içsin. Kutsal yazıda dendiği gibi bana iman edenin içinden diri su ırmakları akacaktır. İman edenden diri su ırmakları akacaktır. Irmaklar, ırmaklar. Bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Hatırlayın kutsal ruh size gelince gücünüz olacak. Tekrar edelim bunu kendisine iman edenlerin alacağı ruhla ilgili olarak söylüyordu. Ruh henüz verilmemişti. Çünkü İsa henüz yüceltilmemişti. Evet şimdi açıklayayım. Sekiz günlük bir bayram var. Bu bayram Kudüs'te. İlk yedi gün diri su ırmakları için dua ediliyor. Diri su ırmakları. Bu eski antlaşmadaki iki ilkeye, iki kehanete dayanıyor. Aslında biri gerçekleşmiş, biri de kehanet tamam mı? Şöyle anlatayım. Hatırlarsanız halk çölde yaşamaya başladığında Musa Kaya'ya bir kez buyruk verip bir kez vurmuştu. Buyruk vermesi ve vurması söylenmişti. Neyse önemli olan nokta Kaya'dan su fışkırmıştı. Bu su hep diri su olarak adlandırıldı. Zekeriya bölüm 4 ayet 8'e bakacak olursak ayetler ki o gün Yeruşalim'in içinden diri sular akacak. Dolayısıyla 8 günlük bir bayram için Kudüs'te toplanıyorlar. 7 gün boyunca diri su için dua ediyorlar. Diri su için. 8. günde yağmur duası ediyorlar. Bu arada yağmur için dua etmek yanlış bir şey değil. Hatta Teksas'taki ve güneydeki bizler yağmur duası etmeyi sürdürmeliyiz. Dua etmeliyiz. Ama onların dua etme şekli yanlıştı. Çünkü onların gerçekte yaptığı şuydu, diri su için dua etmeye devam edeceğiz ama olur da diri su bulamazsak doğal suyla yetineceğiz. Ayrıca bayram süresince her yapılanı e, dini bir gösteriye dönüştürdüler. Bu bir bayram olmasına rağmen e, pek çoğu sarhoş oldu ve pek çoğu e, ahlaksız eylemlere girişti. Tam yedi gün boyunca diri su için dua ettikten sonra sekizinci gün geldiğinde. Ne oldu biliyor musunuz? Sekizinci gün yağmur duasından önce ama yedi günlük diri su duasından sonra İsa ayağa kalkıp dedi ki ben diri suyum. Dualarınızın cevabı benim. Her yıl, yılın bu zamanı burada toplanıp diri su için dua ediyorsunuz. Bana inananlara sesleniyorum. Eğer susadıysanız bana gelin ve için. Su benim diyor. Tamam mı? Sonra da beyanatta bulunuyor. Bana iman edenlerin kalbinden diri su ırmakları fışkıracak diyor. Bu konuşanın kutsal ruh olduğunu söylüyor. Unutmayın, kitaba göre kutsal ruh size geldiği zaman gücünüz olacak. Peki kutsal ruh geldiğinde ne yapacak? Kalbinizden fışkıracak, fışkıracak. Şimdi sizlere çok basit bir soru soracağım. Acaba sizden kutsal ruh bir güçse, acaba sizden ne kadar güç fışkırıyor? Demek istediğim eğer sizler Rabbin ruhu size emanet ettiğine inanıyorsanız, o zaman az önce okuduğumuz gibi ruh size gelince güç de gelecektir. Bu durumda Tanrı gücünün ne kadarı sizden fışkıracak? Tanrı gücünün, Tanrı gücünün aktığı musluğun kontrolünün sizde olması mümkün müdür? Bu hiç aklınıza gelmiş miydi? Tanrı'dan gücünü serbest bırakmasını isterken veya talep ederken belki ona harekete geçmesi için değil de Musluğu açıp sınırsız gücünü serbest bırakması için dua ediyoruzdur. Bu olamaz mı? Biliyor musunuz, çoğumuzun sıcak su musluğuna duadan daha çok inancı var. Bu gerçekten böyle. Sıcak su musluğunu açtığımızda orada duruyor ve bekliyoruz. Bekliyoruz, bekliyoruz. 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 Bazen sıcak suyun gelmesi o kadar uzun sürüyor ki İnsan bu su nereden geliyor diye düşünmeden edemiyor. Benimki sanki üç kapı ötedeki komşumdan geliyormuş gibi. Hatta beş kapı ötedeki. O kadar uzun zaman bekliyoruz. Dua ederkense şunu yapıyoruz. Musluğu açıyoruz, suya bakıp soğuk su olduğunu görüyoruz ve musluğu anında kapatıyoruz. Duayı bırakıyoruz. Hiçbirimiz şöyle düşünmüyor. Eğer ben bu musluğu açık bırakırsam, su soğuk olsa da yakında ısınacak. O musluğu açık bırakırsak gerçekten ısınacak. <laughs> Peki İlyas neden yedi kez dua etti? Bunu hiç düşündünüz mü? Tanrı'nın yapacağını söylediği bir şey için. Tanrı yağmur yağacağını söylemişti ama o yine de dua etti. Yoksa Tanrı gücünün kendi hayatında da akması için gücü serbest mi bırakıyordu? Daniel neden 21 gün dua etmişti? Birazdan vahiy bölüm 5'e geçeceğiz ama önce Daniel'e bakalım. Daniel bölüm 10 ayet 2 ve 3. O sırada ben Daniel tam 3 haftadır yaz tutuyordum. Niye yaz tuttuğunu biliyor musunuz? Çünkü hiçbir şey yememesi ve içmemesi gerekiyormuş. Yani bir çeşit diyet. <laughs> e, ayet 3 okuyalım. 3 hafta dolana dek e, şimdi, şimdi diyete geliyoruz. Ağzıma ne güzel bir yiyecek ya da et koydum, ne şarap içtim ne de yağ süründüm. Hiçbir şey yapmamış, hatta banyo bile yapmamış. O zaman etrafındakiler de yas tutmuştur. Ayet 12: Korkma. Bunu diyen onu ziyaret eden bir melek. Korkma ey Daniel diye devam etti. Anlayışa erişmeye ve kendini Tanrı'nın önünde alçaltmaya karar verdiğin gün duan işitildi. Sen daha kendini alçalttığın an duan işitildi diyor. Duan duyuldu. İşte bu yüzden geldim. Yani duaların için. Pers krallığının önderi 21 gün bana karşı durdu. Sonra baş önderlerden Mikail bana yardıma geldi. Çünkü orada Pers krallarının yanında alı konulmuştum. Evet. Yani özetle şöyle diyor ayet. Daha dua ettiğin ilk gün duanın cevabıyla yola çıkmıştım. Duanın cevabıyla yola çıkmıştım ama göklerde bir savaş vardı. Sen duayı sürdürdüğün içindir ki aradan geçip gelebildim. Göksel yerlerde bir savaş olduğunu hepimiz biliyoruz. Orada manevi bir mücadele var ve biz buna fiziksel olarak katılamayız. Bunu biliyoruz. Mücadele ederiz, dua ederiz ve Tanrı'nın gücünü serbest bırakırız ki dualarımızın karşılığını görebilelim. Ama şunu anlamanızı istiyorum. Dualarımızın cevabı daha ilk ettiğiniz an oradan gönderiliyor. Daniel 21. günde duayı bıraksaydı ne olurdu? içimizden kaçıp bıraktı merak ediyorum. Bakın şöyle düşünmeye çalışın. Kurtuluşun ne kadarı tamamlanmış durumda? Ya da ne kadarı hazır? Size hemen bunun cevabını vereyim. Tamamı. Sizin hayatınızda gerçekleşmediyse kabahat sizde. Ama Tanrı'nın yapılmasını istediği her şey veya yapılmış olmasını istediği her şey çoktan yapıldı. İsa bir daha asla çağırmaya gerilmeyecek. Çünkü bu tamamlandı ve bitti. Değil mi? Bitti. Artık biz bir şeyler yapmalıyız. Bir kez daha söylüyorum. Şu anda dua ettiğiniz her şey çoktan göklerde gerçekleştirildi. Ama onu gökten yeryüzüne indirmeliyiz. Efesler der ki bizler her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsandık. Yani çoktan kutsandık. Size şunu sorayım. Sizler hangi ruhsal kutlamalarla kutsandınız? Evet, her biriyle. Peki niye hiçbirini görmediniz? Çünkü gökten yeryüzüne indirmediniz. Tamam mı? İş tamamlandı. Bundan sonrası bize kalmış. Bizim nasıl tavır alacağımıza. Demek ki duayla Tanrı gücünü serbest bırakmalıymışız. Üçüncü madde. Tanrı ettiğimiz dualara kendi ateşini katar. Buradaki ateş güç anlamında. Bu İncil'deki inanılmaz gerçeklerden biridir. Şimdi hep beraber vahiy beşi açalım. Ne demek istediğimi anlayınca siz de hayran kalacaksınız. Tanrı ettiğimiz dualara kendi ateşini katar. Tomarı alınca yani İsa dört yaratıkla yirmi dört ihtiyar onun önünde yere kapandılar. Her birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buğur dolu altın taslar vardı. İçinde kutsalların duaları olan altın taslar. Şimdi bu ayete göre... E, e, şimdi bakın bu ayete göre... Ee, ettiğimiz duaları içinde tutan şeyler nedir? Taslar değil mi? Kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar. Şimdi bir sayfa çevirelim ve vahiy e, bölüm 8'e geçelim. Vahiy 8 ayet 1. Kuzu yedinci mührü açınca, yedinci mührü açınca gökte yarım saat sessizlik oldu. Bazı ilahiyatçılar bu ayete bakıp demek cennette kadın olmayacak diyorlar. <laughs> Özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, <laughs> özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Barıştık mı? Bunu söylememin nedeni şu, biliyorum bir kısmınız şu anda bana kızgın. Ama amacım sandığınız gibi değil. Bunu söylememin nedenini açıklayayım. Ben genç ve aptalken deneyimsiz bir vaiz olarak bu şakayı kürsüden çok yapardım. Sonra bir gün ufak tefek yaşlı bir kadın kürsüye geldi, beni yakamdan çekip söyledi: Cennette vaiz de olmayacak. <laughs> Evet galiba böylece herkesin gönlünü aldım değil mi? Pekala. Ayet 2. Tanrı'nın önünde duran yedi meleği gördüm. Onlara yedi borazan verildi. Altın bir buhurdan taşıyan başka bir melek gelip sunağın önünde durdu. Altın bir buhurdan. Tahtın önündeki altın sunakta bütün kutsalların dualarıyla birlikte sunmak üzere kendisine çok miktarda buhur verildi. Kutsalların dualarıyla buhurun dumanı, kutsalların dualarıyla buhurun dumanı. Tanrı'nın önünde meleğin elinden yukarı yükseldi. Sonra da, sonra, sonra ve melek buhurdanı aldığı sunağın ateşiyle doldurup yeryüzüne attı. Bunun üzerine şiddetli gök gürlemeleri, uğultular iştildi, şimşekler çaktı, yer sarsıldı diye devam ediyor. Evet, bu ayet bize ne diyor? Dinleyin. Bu ayet şunu anlatıyor. Bazı taslar var. Buhurdan denen bu taslar dolunca ve buhurun dumanı göğe yükselince bir melek ortaya çıkıyor. Bu meleğin görevi buhurdanı sunağın ateşiyle bir başka deyişle de, Tanrı'nın dualarımıza gönderdiği ateşle doldurup yeryüzüne fırlatmak. Karmel Dağı'na düşen ateş de işte bu ateşti. Mısır'dan çıktıklarında Mısırlılarla İsrail halkı arasında duran da yine aynı ateşti. Dağın doruğundaki görkemli ateş de bu ateşti. Bu ateş Tanrı'nın ateşi ve gücüydü. Şimdi sizlere çok basit bir sorum olacak. Taslarınızın içi ne kadar dolu? Aileniz için bir tasınız var, evliliğiniz için bir tasınız, işiniz için bir tasınız, sağlığınız için bir tasınız. Bütün bu taslar gökyüzünde. Peki siz hayatınızın bu alanlarından herhangi biri için ne kadar dua ettiniz? Bunu bir düşünün. Gökteki taslarınızı görebilecek olsaydınız, çocuklarınız için ettiğiniz dualarla işiniz, aileniz için ettiğiniz dualarla dolu tasları, sizce o taslar ne kadar dolu olurdu? Buna bağlı olarak bir soru daha sorayım. Bu tasların bir doygunluk noktası olması mümkün müdür? Yani bu taslar dolduğunda devriliyor olabilirler mi? Hani birbirine bağlı havuzlar vardır. Biri dolduğunda devrilip alttakini doldurur. Su en üstten bir havuza akar. Havuz dolunca devrilerek alttaki havuzu doldurmaya başlar. O dolunca devrilir ve alttakini doldurur. Soruyorum, sizin taslarınız ne kadar dolu? Çünkü doldukları zaman görevi bu olan bir melek dualarınızla dolu taslara Tanrı'nın ateşini katacak ve onları yeryüzüne fırlatacak. Ve bu yeryüzünde olanları değiştirecek. Size daha önce arkadaşı için tam 63 yıl boyunca dua eden George Mueller'dan söz etmiştim. Hatta geçenlerde de kocası için 42 yıl dua eden bir kadından söz etmiştim. Aranızda büyük babamın Rabbi nasıl kabul ettiğinin öyküsünü duyanlarınız olmuştur. Babam için de tam 40 yıl boyunca dua eden biri vardı. Benim büyük babam gençliğinde bir ara ulaşım bakanlığında çalışmış. Ee, e, Teksas'taki ulaşım bakanlığında işçiymiş. Görevi de yolları asfaltlamakmış. Yoldaki çukurları dolduruyorlarmış. İşi buymuş. Bir dönem Ray Alexander adında biriyle yan yana çalışmış. Ray Alexander bir Hristiyanmış ve Rab hakkında en ufak bir bilgisi olmayan büyük babama İsa'yı anlatmış. Bir akşam pardon bir gün babam İsa hakkında daha çok şey öğrenmek istiyorum deyince adam da o zaman akşam yemekten sonra gel konuşalım. Hatta istersen sana birkaç ayet gösteririm demiş. Büyük babam da gelirim demiş. Yemekten sonra gitmek için hazırlık yaparken daha yeni 16'sına basan ve yeni ehliyet almış olan babam e gitmek için hazırlık yapan babasına seslenmiş. Akşam akşam nereye gidiyorsun demiş. İşten tanıdığım biriyle özel bir mesele konuşmaya. Bunun üzerine babam demiş ki seni ben götüreyim mi? Araba kullanmak istemiş. Büyük babam da olur demiş. Ama ben konuşurken dışarıda bekleyeceksin. Babam söz konusu adrese gitmiş. Büyük babam içeri girdiğinde de ön verandadaki basamaklara oturup babasının çıkmasını beklemeye başlamış. Hava sıcakmış ve o günlerde klima olmadığı için kapı aralıkmış. Sadece sineklik kapalıymış. İşte benim 16 yaşındaki babam o gencecik yaşında İncil'i ilk kez orada duymuş. İsa'yı hiç bilmiyormuş. Bizim günahlarımız için öldüğünü o günden önce hiç duymamış, hem de hiç. Rey Alexander büyük babama Mesih'i kurtarıcın olarak kabul ediyor musun dediğinde büyük babam demiş ki etmiyorum. Bunu biraz düşünmek istiyorum. O zaman rey demiş ki, ileride bir gün hayatını İsa'ya vermeye karar verecek olursan, ilk önce şu duayı etmen gerekiyor. Ona orada tövbe duasını öğretmiş. Rey duayı büyük babama okurken ve babam da basamaklarda otururken bu duayı etmiş. Ve hayatını Rabbe adamış. Benim babam üç erkek kardeşin en büyüğüymüş yani iki erkek kardeşi daha varmış. Babamlar tam üç kardeşmiş ve babam en büyükleriymiş. Çocukların üçü de oğlanmış, kız yokmuş. Oğlanlardan bir tanesi intihar etmiş, diğeri ise hapishaneden çıktıktan birkaç ay sonra ölmüş. Babam ailedeki tek imanlı kişiymiş. 16 yaşında koleje gitmiş, ailede koleje giden ilk kişiymiş. Bir şirket kurmuş. Tanrı onu gözetmiş. O da her şeyini Rabbin krallığına adamış. Beni büyütmüş, ben Hristiyan bir evde büyüdüm ve Rabbi kabul ettim. Sonra bir vaiz oldum. Şimdi pek çok insan Rabbi kabul ediyor. Bütün bunlar zamanında yol asfaltlayan bir işçinin başka bir işçiye inancını anlatması ve onun da hayır demesi sayesinde oldu. Rabbi tanıdıktan birkaç yıl sonra büyük babam için endişelenmeye başladım. Onun için dua ettim. Sonra bir aile toplantısında büyük babamı kenara çekip onunla konuştum. O aile toplantısında Yüce Tanrı ikimizin bir odada yalnız kalmasını ayarladı. Ve ben orada büyük babama Rab'den bahsettim. Büyük babam dedi ki, bütün bunları biri bana 40 yıl önce anlattı. O gün hayatımı Rab'be adamadığıma hep pişman oldum. Ben de dedim ki, o zaman bugün ada. O gün dedem Rabbi kabul etti. 78 yaşındaydı. Öldüğü zaman 82 yaşındaydı. Hayatındaki değişimleri bizzat gördüm. Büyük babam öldükten sonra beni bir düşünce aldı. Acaba dedemle konuşan Rey Alexander hala hayatta mıdır dedim. Bunu merak ettim. İçimden bir ses onu aramamı söyledi. Bunun üzerine telefon numarasını öğrenmek için bilinmeyen numaraları aradım. İnternetten önce biz böyle yapardık. Bir numara öğrenmek istediğimizde bu servisi arayıp sorardık. Numarasını aldım, Rey'i aradım ve Rey telefonu açtı. O sırada 81 yaşındaydı. Kendimi tanıtıp sordum. Joe Morris'i hatırlıyor musun? Dedi ki ''Evet, bugün bile hala onun için dua ediyorum.'' Ben de dedim ki e, ''Ben onun torunuyum. Dedemin ölmeden önce İsa'yı kabul ettiğini biliyor muydunuz?'' ''Bilmiyordum.'' dedi ve ağlamaya başladı. Dedim ki ''Ben bir vaizim ve artık pek çok insan Rabbi kabul ediyor.'' Bunlar sizin müjdeyi paylaşmanızla oldu. Sonra dedim ki az önce bugün bile büyük babam için dua ettiğiniz söylediniz. Neden hala dua ediyorsunuz? Lütfen iyi dinleyin. Dedi ki benim İncil'imin arka sayfasında Mesih'i paylaştığım bütün insanların adları yazılı. Onlar bir gün Mesih'i kabul edene kadar her biri için dua etmeyi sürdürüyorum. Mesih'i kabul ettikleri zamanda adlarının yanına birer çarpı işareti koyuyorum. Ve senin büyük baban İncil'imin arka sayfasında yazılı isimler arasında yanında işaret olmayan tek kişiydi. Telefonu kapadığımda onun adının yanına da bir çarpı işareti koyacağım. Dua işe yarar. Lütfen şimdi başınızı eğip gözünüzü kapayın. Kutsal ruh size ne söylüyor? Şu anda hangi konuda dua etmek istiyorsunuz? Şu anda neler yaşıyorsunuz? Belki bundan sonra hiçbir şey değişmez diye düşünerek umutsuzluğa kapıldınız. Hayatınızın hangi alanında Tanrı'nın gücünün serbest kalmasına ihtiyacınız var? Her dilediğimiz ya da her düşündüğümüzden çok daha fazlasını yapabilecek güçte olan Tanrı'ya sizin için dua edeceğiz. Şu anda nerede olursanız olun. Biraz sonra kilisemizin hangi şubesinde olursanız olun, liderlerimiz salonların ön taraflarına gelecek. İster kiliselerde olun, isterse dua etmek için toplandığınız herhangi bir salonda. Liderlerimiz sizinle olacak. Eğer herhangi bir konuda duaya ihtiyacınız varsa, Bulunduğunuz yerden kalkıp salonun ön tarafına yaklaşmanızı isteyeceğim. Lütfen ön tarafa gelin. Liderlerimize yaklaşın ve izin verin sizin için dua edelim. Bunun için Gateway Kilisesi'nden olmanız gerekmiyor. Bize katılmanızı da istemiyoruz. Ön tarafa gelip dua etmeniz bize katılacağınız anlamına gelmez. Biz sadece dua edeceğiz. Herhangi bir konuda sorun veya sıkıntı yaşıyorsanız, nerede olursanız olun duaya ihtiyacınız varsa Birazdan salon ayağa kalkınca liderlerimiz ön tarafa gelecek ve sizler için dua edecek. O zaman sizler de ön tarafa gelin. Kutsal Ruh, şu anda herhangi bir yerde, herhangi bir konuda duaya ihtiyacı olan varsa onları teşvik et. İsa adına. Amin.